Arkadaşlar merhabalar. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Görmüş olduğunuz üzere masamın üzerinde yepyeni bir rakı var. Evet, gördüğünüz gibi tayfa rakı. Arkadaşlar bu rakının geniş bir videosu pazar günü gelecektir. Masayı donatacağız ve onunla birlikte güzel bir sohbet muhabbet tarzında, rakılı sohbetler muhabbet tarzında güzel geniş bir videosu gelecektir. Ben bugün sadece rakıyı inceleyeceğim ve tanıtacağım, tadımını yapacağım. Tadımını yapacağım. İçimini daha geniş bir video olarak, daha geniş ve güzel mezelerle pazar günü sohbet muhabbet kısmında hafif de anılarımız olacak. Onlarla birlikte sunacağım. Şimdi rakımız bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde bir görüntüsü var, görünüşü var. Arkasını da okuyacağım sizlere. Rakıyı dün itibariyle aldım. 75 lira fiyatı var. Bakalım fiyat performans FP nasıl geri dönüşü bize olacak. Çağdaş Market Kızılay'dan aldım arkadaşlar. İnceleyelim bakalım bize ne gibi şeyler sunacak. Daha sonra koku ve içim testine geçeceğiz. Evet, hemen kafadan şurada May ile ilgili ibareyi görüyorsunuz arkadaşlar. Üretimi tayfa rakı 35 santilitre, alkol %42 hacmin. Alkol oranı %42, yani %45 diğer rakıların en az %45'ten başlıyor. Ve bu %42 alkol oranı düşük bir rakı arkadaşlar. May alkollü içecek sektöründe Türkiye'nin en önde gelen kuruluşlarından birisi. Fakat May arkadaşlar Diageo ile birlikte birleşti ve May Diageo isminde bir arkadaşlar ortaklık sunuyorlar. Tekel'in alkollü içecekler bölümünün özelleştirilmesiyle arkadaşlar 2004 yılında kuruluyor. 2006 yılında şirketin %90 hissesi TPG Texas Pacific gruba satılıyor. O yüzden arkadaşlar biz buna sadece burada May yazsa da, şurada bakın May yazsa da May grubun değil bu. May Diageo grubun. Yani %90 hissesi bunun arkadaşlar Amerikan şirketinde. Evet arkadaşlar bu önemli bilgilerden sonra rakımızı bir açalım. Bardağımıza dolduralım. Bir kokusuna bakalım. Tadımına bakalım. Ağzımızı da suyla nötralize ederiz. Ve size ben bu rakının geri dönüşünü az öz olarak neticeyi bildireyim arkadaşlar. Ha, ondan önce şu arkadaki bilgileri okuyalım. Tayfa rakı kuru ve yaş üzümlerden elde edilen sumanın bakır imbiklerde ikinci kez distile edilmesiyle üretiliyor. İki distile olayı var bunda arkadaşlar. Kuru ve yaş üzümler kullanılmış. Üzümlerin içeriği hakkında bilgi verilmemiş. Su ilavesiyle ya da sek olarak içebilirsiniz. İdeal içim sıcaklığı 8-10 derece, tam da şişemizin sıcaklığı arkadaşlar. Tercihe göre buz ilavesi su katılmış rakıya yapılmalıdır. Su katılmış rakıya buz ilavesi yapılmalıdır diyor tercihe göre. Biz su katılmış rakıya buz ilavesi yapmıyoruz. Zaten alkol oranı arkadaşlar %42 hacmin. Şurada yazıyor bakın, şurada yazıyor. Su ilavesi yaptıktan sonra bu zaten %21'e düşecek. Bir de buz ilavesi yaparsak alkol daha da aşağılara düşecek. Sıhhatli bir arkadaşlar o zaman test olmaz. Zaten normal içimlerde de onu yapmıyoruz. Şöyle öncelikle ağzımızı nötralize etmek için şu bardağımızı soğuk suyla dolduralım. Bahsettiğim gibi bu rakıyla ilgili daha geniş bir video, sohbet muhabbet videosu pazar günü gelecektir. Sonrasında kapağımızı açmadan evvel şurayı okumak istiyorum. Bu rakı nerede üretiliyor? Ve içinde ne var? Su, suma, tarımsal kökenli etil alkol kullanmışlar arkadaşlar bunu. Yani suma yetersiz kalırsa tarımsal kökenli etil alkol kullanılır. Ya da kendine güvenemeyen
içki üreticileri tarımsal kökenli etil alkolü basmak suretiyle rakının alkol derecesini yükseltirler. Oysa %100 sumadan elde edilen rakıları test ettik. Alkol dereceleri de %45'ti. Bu nüansa dikkat ediyorsunuz. Şimdi bunu test ederken arayacağımız önemli noktalardan biri de etil alkolün sumanın önüne geçmiş olması. Etil alkol sumanın önüne geçtiyse eğer bu tadı çok etkiler arkadaşlar. Ve anason tohumu ve rafine beyaz şeker. Bakın yine beyaz şeker kullanılarak da alkol seviyesi yükseltilmeye çalışmış. Ama anason tohumu var. Bununla da rakıya bir koku katmışlar. Nerede üretilmiş? Üretici Mey Alkol İlişkiler Sanayi ve Ticaret Anonim Büyükdere Caddesi Bahar Sokak Şişli İstanbul Türkiye'yi menşei Türkiye. Ve burada da ya şurayı okumaya çalıştım ama okuyamadım. Başarısız oldum. Burada gerekli uyarılar var zaten görüyorsunuz. Orayı okuyamadım arkadaşlar. Ne diyor? Tescilli coğrafi işaret diyor. Tescilli coğrafi işaret. Türkiye Patent ve Marka Enstitüsü. Neyse çok fazla lafı uzatmayalım. Rakıyı şöyle bir açalım bakalım. Şişemizi açtık. Fiyatını söyledik ve emniyet ventili burada. Şöyle bardağımıza bir tek kadar dolduralım. Evet. Bir tek doldurduk arkadaşlar. Kapatalım. Evet. Arkadaşlar şöyle elimize bardağımızı aldık. Tarımsal kökenli etil alkol acaba sumanın önüne geçecek mi? Bunu özellikle inceleyeceğiz. Evet, incelemeye geçmeden yani önce şu şeyi de bu arada güzel bir koku geldi ama tabii bunu esas koklamaya geçeceğiz. Şimdi bardağımızı çalkaladıktan sonra. Suma nedir? Suma hakkında kısa bir bilgilendirme yapayım arkadaşlar. Suma, üzüm ve incir mayşesinin damıtılmasıyla elde edilen arkadaşlar alkoldür. Saf alkolüdür. Yani meyvenin saf alkolüdür. Bunların damıtılmasıyla elde edilen. İncirin alkolü pek tutulmaz. Üzümünki daha çok tutulur. Nedeni de nitelik ve nicelik bakımından üzüm kadar verimli değildir. Bunu da antiparantez söyleyeyim. Şimdi şunu şöyle bir çalkalıyoruz. Çalkalıyoruz, çalkalıyoruz. Ve kokluyoruz. Evet arkadaşlar bir anason kokusu var ama akabinde güçlü baskın bir etil alkol kokusu geliyor. O anasonun kokusundan sonra suma kokusu böyle arada kaynamış gibi görünüyor yani. Sumanın kokusu malum içinde kullanılan işte kuru ve yaş üzüm demiş ya onların damıtılmasıyla elde edilen bir kokudur. Yani o meyvemsi üzüm ve kuru üzüm ve yaş üzümün o kokusu gelmiyor yani. Fiyatı ama çok iyi. Bu fiyata 35'lik rakı bulamazsınız. Evet. Çıkan sonuç bu. Şöyle biraz daha çalkalayayım. Keskin bir etil alkol. Suma hafiften böyle çok hafif bir koku oluyor böyle meyvemsi üzümsü kokular var onu inkar edemeyiz ama anason kokusu da çok yoğun gelmiyor. Burada herhalde bu fiyata alınan arkadaşlar bu rakının biraz daha alkollü olmasına dikkat edilmiş gibi duruluyor. Durulmuş üzerinde böyle bir anlam çıkıyor. Şöyle bir tadıma geçelim. Evet, oldukça sert karışım arkadaşlar bize çok şeyler söylüyor. Akabinde yüksek alkol kendini hissettiriyor.
%42'nin belki üzerinde olabilir. %43, %44, belki de %45. Yani %45 gibi de görünüyor. Ama tabii bunu ölçüyorlar, biçiyorlar ona göre. Çünkü şeker kullanılmış. Suma var zaten içinde. İşte bu mayişeden damıtılmasıyla elde ediliyor biliyorsunuz. Üzüm ve incir mayişesinin. Sumanın alkolü var. Ekstra şeker kullanılmış. Ve ekstra etil alkol kullanılmış. Yani yüksekçe bir alkol geliyor arkadaşlar. Tekrar şöyle ufak bir yudum alalım. Almadan evvel ağzımızı bir nötralize edelim. O eski tat bir gitsin. Ağzımızı bir nötralize edelim. O eski tat bir gitsin arkadaşlar. Sıfırdan başlayalım. Evet. Hatta bir de kavun yiyelim. Çünkü çok güçlü bir alkol geri dönüşü oldu. Biraz daha su içelim. O kavanın tatlımsı tadı da gitsin. Evet, tekrardan. Arkadaşlar benim hissettiğim şu, tarımsal kökenli etil alkol sumanın çok çok önüne geçmiş. Doğal bir rakı olmaktan uzaklaşmış. Anason kokusu var ama çok yoğun değil. Fiyat performans olarak performansı vermiyor ama fiyat olarak gayet iyi. 75 lira bu şekilde bir rakı alamazsınız. 35'lik. Alkol oranını da ben daha yüksekçe buldum. %42 yazıyor ama bence daha yüksekçe. Çünkü kullanılan malzemeler çok fazla. Alkolü özellikle yükseltmek için. Birincisi kuru üzüm ve yaş üzüm mayişesi. Damıtılmasıyla elde edilen alkol. 2. Etil alkol takviyesi. 3. Şeker takviyesi. Bunlar çok yükseklere çıkaracaktır. Hatta bu damıtıldıktan sonra bile arkadaşlar fermente demeyelim farklı bir şey o. Damıtıldıktan sonra bunlar karıştırılmış ama bence alkol miktarı biraz yüksekçe. Evet, kalan rakımızı da şöyle hafif bir suyla arkadaşlar karıştıralım. Biraz sulu içelim. İşte gördüğünüz gibi aroması pek fazla. Suyu biraz fazla koymuş olabilirim. Öyle yapışmıyor, kalmıyor. O yapışan etil alkol olmaz zaten arkadaşlar. Suma olur. Hani o böyle yağlı bir hissiyat olur ya böyle bardağın üzerinde yavaş yavaş akar sonradan. O yok. Evet. Tadına baktık. Testini yaptık. Sonraki videolarımızda rakının test ve analizi olmaz. Sadece rakıyı doldurup güzel mezeler eşliğinde arkadaşlar sohbet muhabbet ortamı olur. Bu konu hakkında da bu videoyu kısaca çekmiş oldum. Ve işte gördüğünüz gibi bir tek atarak size bu bilgileri verdim. Bir de böyle okuduğum kadarıyla bana geri dönüş olan bir takım bilgiler var. Onlardan bahsedeyim. Bir, kartonumsu tat. Resmen kartonumsu tat olmasa da arkadaşlar tadı yani gerçekten öyle orijinal bir tadı yok. Yavan demeyelim, yavan demeyelim. İşte böyle değişik şeylerle kuvvetlendirilmiş. Sumanın üzerine etil alkol katma olayı, şeker olayı falan filan. Ama orijinal kendine has bir tadı yok. Tamamen ticari üretilmiş. Bu
pahalılıkta, bu pahalılıkta ticari olarak üretilmiş, yani böyle alamayan, içemeyen, biraz daha maddi durumu zayıf insanlara içebilsinler diye üretilmiş. Ama tabi bu vergilerle falan çok çok yüksek zaten bu fiyatlar. Ve bu arkadaşlar rakı mümkün değil yani bu fiyata. Evde yani Türkçesini söyleyeyim. Etiler, alkol eskisi gibi değil, bidonlarda satılıyor. Konuya hiç girmeyeceğim. Almanızı da tavsiye etmiyorum. Şu anda bozuldu. Yeni durumda zaten suç teşkil ediyor. Ticareti de yasak. Satan yerler var, ben biliyorum. Görüyorum, biliyorum, duyuyorum. Biliyorum da yani nerelerde. Oralarda iyisini de bulabileceğime eminim. Ama tabii internet üzerinden falan birçok şey var. Kesinlikle o işe girmeyin, üretmeyin, almayın. Ama tabii o eskiden üretirdik yani bundan 2 sene önce falan. Infotek falan, güzel kaliteli tarımsal kökenli etil alkollerle. Arkadaşlar anason yağı falan. Bu tohumu kullanmış mesela. Onlarla ürettiğimiz şey bundan daha iyice yani. Çok çok iyice. Hatta geçenlerde ben ev yapımı 2 senelik rakı testi falan demiştim ya. O rakı mesela. Buna 10 basar. Biz bunu bundan sonraki aşamada sohbet muhabbetlerimizde kullanacağız ve bitireceğiz. Bir daha da bu rakıdan alır mıyım? Kesinlikle almam. Bu kadar paranın üzerine bir 20-30 lira, 30-40 lira daha katıp çok çok güzel rakılar alabilirsiniz. Ne alabiliriz abi, ne var? Onları işte ilerleyen dönemlerde tek tek incelemek suretiyle sizlere geri dönüş yapacağım. Bunu da sizlerin hepinizin şerefine içiyorum. Tekrar kavunla ağzımızı tatlandıralım. Ve bu garip zehirli arkadaşa veda edelim. Benim konuyla ilgili görüşlerim, duygularım, düşüncelerim budur. Tabii bunun satışı devam edecektir. Alanlar alıp içmeye devam edecektir. Bu videoyu seyretmeyenler, seyredip bana inanmayanlar veya maddi durumu olmayanlar bu rakıyı tüketeceklerdir. Ama ben sizlere bu rakı hakkındaki bütün bildiklerimi bu test, analiz sonucunda geri dönüşünü sizlere vermiş oldum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Hoşça kalın, dostça kalın dileklerimle birlikte. Alkollü araç kullanmayın. Alkolü yerinde ve zamanında ölçülü bir şekilde için tüketin. Bu da sizlere benim mesajım. Yani kısaca alkolü adam gibi içmenizde her zaman fayda var diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada akşam canlı yayınımız var. Bu videoyu kuvvetle muhtemel canlı yayından önce yüklerim ve seyredersiniz. O yüzden fazla da uzun tutmayayım ki çabuk yüklensin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Malumunuz arkadaşlar, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21'de canlı yayınımız başlıyor. Canlı yayını kaçırmayın. Cephanelerinizi önceden hazır edin. Cephanelerle birlikte tüketebileceğiniz, mesela rakı içiyorsanız böyle bir kavundur, peynirdir. En basitinden sigara böreğidir. Bira içiyorsanız, eğer vaktiniz varsa, çalışmıyorsanız, izinliyseniz biraz hazırlık. Bir Rus salatası, sigara böreği veya birayla işte gidebilecek her şeyi ben deniyorum. Burada sizlere yayınlıyorum. Şimdi benim çenem düştüğü zaman da konuşurum da konuşurum. O yüzden fazla vaktinizi almayayım. En basitinden arkadaşlar bir cips veya bir çerez eşliğinde, şarap içiyorsanız da güzel bir meyve kokteyli veya işte böyle hafif böyle et ürünleri de olabilir. Beyaz şarap veya kırmızı şarap içenler bilir onun nelerle tüketileceğini. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.